Şimdiye kadar kimsenin pek değinmediği bir konuya değinmek istiyorum. Bazı Türklerimizin sözleri hanımlara daha çok yakışırken bunu erkeklerin söylemesi. Mesela işte yeni hamamın üstü yan balam, ergin oğlanın dostu yan diye ben söylersem neye yarar bu yani? Yahut da erkeklere yakışan bir türküyü bir hanımın söylemesi ne kadar isabetli olur? Bunu hiç kimse bugüne kadar düşünmedi zannediyorum. Çünkü hep dinliyoruz. Bir hanım şarkıcı çıkıyor. Orada kendi üstüne vazifeymiş gibi erkeklerin lafını konuşuyor. Yani bu kimdir, nedir? Yani erkek midir, hanım mıdır bu? Diyesi geliyor insan. Acaba bu konuyu gündeme getirip onu işte şu türküyü hanımlar söyler, bu türküyü erkekler söyler diye bir disipline sokmak mümkün olabilir mi? Şimdi efendim bu konu aslında çok tartışılıyor. Yani çok gündeme geldi birçok yerlerde. Hatta TRT kurumunda benim çalıştığım dönemde, müzik dairesinde olduğum dönemde 3 tane ana koro vardı. Yurttan Sesler, Yurttan Sesler Erkekler Korosu, Yurttan Sesler Kadınlar Korosu. Belki bu anonsları hatırlarsınız. Şimdi böyle bir koro yok. Orada gerekçe olarak şey yazardı. Yurttan Sesler Erkekler Korosu daha çok erkek ağzına ama daha çok erkek ağzına yakışan türküleri okumak üzere icra-i sanatta bulunurlar. Kadınlar Korosu daha çok kadın ağzına yakışan türküleri. Ama şimdi türkülerimize baktığımızda kaynak kişilerin kadına hitap eden türkülerin kadınlar tarafından söylenmiş ve öyle derlenmiş olduğunu görüyoruz. Mesela Selahattin Sarıkaya, Aktaş diye belediyenin tülbendime doladığım diyor. Selahattin Sarıkaya, geç rahmetli oldu. Tülbendi mi vardı acaba? Şimdi türkülerimiz bence gönülden söylendiği için bir erkek tarafından da bir erkeğe söylenmiş olabilir. Bir kadın tarafından da kadına söylenmiş olabilir. Ama buna dikkat edilirse tabii ki daha uygun olur. Efendim, bir soru.